Başlıyorum ben. Tutmayın beni. Evet, Özgür Sülla hocamla ya. Şimdi bizim sanıyorum en büyük derdimiz programa başlama lafı. Selamun aleyküm diyecek halimiz yok, kusura bakmayın. Merhaba falan da çok banal oldu. Biz en iyisi Ahmetciğim, bundan sonra bir formatımız olsun. Sen sağdan, ben soldan şeyle gelelim. Gidiyorsun karşılaması oynayarak, diz çökmeli falan neyse oraya geçiyorum hadi. Şimdi yine ben başlıyorum. Evet, büyük olarak sen başlıyorsun tabii. Yani mal sahibi gibi oturayım şöyle. Bugün arkadaşlar kahve durağının misafiriyiz. Giresun'da spor konusunu daha çok geçmişi de deşerek konuşmaya geldik. Yani ben o yüzden geldim. Abi sen de o yüzden mi geldin? Yoksa geçerken mi uğradın? Yok. Ben geçiyordum. Çağırdı beni. Ha, tamam. Yani ben o yüzden geldim. Yani. Bilmiyorum. Doğru yerdeyiz. Burada doğru yerde değil mi? Tamam. Evet. Şimdi ben biraz şey oldum. Ahmet tiyatrocu olarak kavuklu olduğu için ben de mecburen pi şeker rolündeyim. Sen bilmezsin bunu. Pi şeker orta oyununda ilk perdede sözü başlatan, sözü yok, açan kişidir. 5 senedir kavuklu oynayan ben bir minik bir şey takılayım dedim kardeşim. Evet, konu giriyorsun da spor dedik. Şöyle başlayacağım. Şimdi Arda diye bir kardeşimiz var Fenerbahçe'de ve bu Arda sayesinde bizler Fenerbahçe'yi, örneğin Beşiktaşlıyım, bizler Fenerbahçe'ye sempati duymaya başladık. Ama Fenerbahçe asla böyle bir takım değildi. Yani genelde sevimsiz, sevilmeyen futbolcuları vardı. Bunun son zamanlardaki örnekleri işte Emre Belezoğlu, Volkan Demirel falan filan. Ha, bunlar mutlaka iyi insanlardır ama sportmen değillerdi. Benim bu konudaki ölçütüm annemdir. Annem bir insanı sevmiyorsa o insan iyi insan değil. Şey, annem onu hiçbir zaman sevmemiştir. Ama annem Arda'yı çok seviyor. Bir de çok enteres Atiba'yı çok seviyor. Şuraya geleceğim. Sevimsiz dedim bazı Fenerbahçeliler için ama bir Lefter Baba'yı hepimiz çok sevdik. Tartışmayız. Bir Senior Can Bartu hepimiz çok sevdik. Can Bartu'nun şöyle bir özelliği var. Hem futbolcu, af geliyor sana, hem basketbolcu olarak biliyoruz. Yani futbol maçından duşunu alıp ya da almayıp bilemem. Oraya kadar gitmedim hiç. Futboldan çıkıp basket maçına gidermiş Fenerbahçe'nin. Evet. Şimdi dünyada bu konuda bir senior Can Bartu var. Bir de Giresunlu Ahmet Öndaş var. Ahmet, yok, yok. Ahmet kardeşim de. Benim basketbolu. Dur lan, vereceğim sözü. Dur. Atmasın da ben savunma yapayım yani. Ahmet kardeşim de Şafak Spor'un futbol maçlarından çıkıp koşarak yan taraftaki salona geçerek en azından ikinci yarıya yetişip basketbolda tamam oynarmış. Buyur paşam, haydi bakalım. Tamam, en iftira. Şu anda pişeker girişi yaptı. Sözü kavukluya bıraktı ama yani tamamen iftira. Şimdi benim basketbolla bağlantım tamamen kardeşim Sivot'la Serhat'ın bağlantısı. Bak, gördüğün gibi zaten benim basketbolla ilgili bir şey, anatomik bir yapım yok zaten. Bir de arkadaşlar, bu lütfen not alınsın. Geçen gün bunları giyip de Ahmet çok şıksın dedik. 3 gündür bunları. Neyse, sustum hadi. Ama yönetmenimiz öyle söyledi. Bak, sırf onun için çıkartmadım ben üstünden. Ya işin esprisi bir yana, ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. 44 yıllık bir hasrete son verdi Giresun Spor. Hiç öyle uzatmayacağım, ayrıntılara da girmeyeceğim ama şunu söylemek istiyorum. 44 yıl sonra bu hasrete son veren kim varsa, kimin emeğe geçtiyse, tabii. Kimin katkıları varsa hiç eksiksiz herkese ben teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten sen çok daha net olarak hatırlıyorsun. Ben de bir 69 doğumluyum, 53 yaşında bir insanım. Çok şey olarak hatırlamıyorum. Yani bilinçli olarak işte Giresun Spor maçlarına gidip babamla gidiyordum. Belki sadece köfte ekmeği yiyip büyük ihtimal çıkıyordum ikinci yarıda. Yani ama gerçekten... Anne su içiyorum, alkol değil. Evet, şey değil. Yani bu bir özlem de ve 44 sene sonra bu özlem giderildi. Çok güzel oldu tabii. Yani bunun hiç şu tarafıydı, bu tarafıydı, bunlarla ilgili konuşmayacağım. Kent kültürünün en önemli şeyi ligde takımın olacak. Biz doğduk doğalı vardı, bir müddet yoktu. Tekrar var, çok şükür. Dediğin gibi yani, kim yapmışsa evet, kutluyorum. Evet, kesinlikle. Konumuzun başlığı genel olarak tabii biz oradan buradan konuşuyoruz ama yani işte Giresun'da spor anlamında konuşuyoruz. Evet. 5 dakika önce bu yayın başlamadan veya bu çekim yapılmadan önce biz kendi aramızda konuştuk. Ben şunu söylemek istiyorum. Yani bakın, bu şehir bir Alperen Şengün diye bir basketbolcu çıkardı. Evet. Bu arkadaşımızın, bu kardeşimizin 19 yaşında gelmiş olduğu yerde yani öyle bir konumda ki artık yapmış olduğu spor, yapmış olduğu branş bunun ötesi yok. Yani dünyada ne diyelim, futbol, basketbol, voleybol. 3 tane ana spor dalı gidiyor ve bunun ikincisini bizim 19 yaşındaki bir kardeşimiz okeyde varlar. Yani zirvede
ve onların kendi tabirleri içerisinde çaylak olarak, yani çaylak sezonu olarak geçiyor ve çaylak sezonunda da takip ettiğim kadarıyla ya en iyi çaylaklar arasında bulunan bir sporcumuz. Ama ben, bu kardeşimizin ben gerçekten Giresun'da gerekli alakayı ve ilgiyi gördüğüne yok asla canım inanmıyorum. Asla. Şimdi yani bu, hemen araya gireceğim abiciğim. Tabii unutma ki. Lafını da. Şimdi Giresun'un yarısı bu çocuk birdenbire dolar zengin oldu diye parasını kıskanmaya başlamıştır. Diğer yarısı da hadi yarısı demeyeyim üçte biri diyeyim diğeri. Çünkü üçte biri iyi insan. Ne var lan derdi o kadar ben de basket oynarım istesem. İşte oyuna bakalım erkeksen ne buyur. Yani bir değer bu ve bu değer bir rol model. Yani bu şu anda bakın 19 yaşında bulunan bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Bir kardeşimizden evet, bahsediyoruz. Ya. Bu 9 yaşından beri hani isim zikretmekten de kesinlikle çekinmeyeceğim. Salim Taslı. Zikretmekten evet. Zikretmek o ne oldu? Demek ki bende bir değişim var. Yani şu sakalı bıraktıktan sonra bende bir değişim oldu ya. Ya gençliğinde burada bu Giresun'da basketbol oynamış. Evet bir Haydar Çalışkan. Giresun'da basketbolla özdeşleşmiş bir evet, isimdir. Sevgili bir abimiz. Evet. Abimizdir. Selam olsun. Kesinlikle. Bahsettiğimiz Salim abim onun öğrencisidir. Ve belki bazı insanlar bilirdir ama çoğunlukta olduğunu zannetmiyorum. Bak Alperen kardeşimizin babası Kemal abim burada yine Haydar abimizin Kemal benle yaşıyor. Lan niye bana abi demiyorsun? Neyse. Bilmiyorum. Sen demek ki genç gösteriyorsun yani. Yani Kemal abi Haydar abinin, Salim abi Haydar abimin öğrencileriydi. Bu insanlar burada yıllarca birçok takım üzerinden, Çınarlar Spor'dan başlayıp Fiskobülük üzerinden yani bu yani, şehir tam bilmiyorum ben evet. Ha, bu şehir evet sen burada değildin o zamanlarda. Evet bu şehir istedim. Bu şehir gerçekten büyük bir potansiyele sahip. Basketbol üzerinden gitmek üzere. Bilardocu Arzu bacımız evet, var. Evet, evet. Dünya evet, şampiyonu, evet. Türkiye şampiyonu oldu. Evet. Bir şey oldu. Evet, bayanlarda. Arzu selam evet, sana. 3 bantta. Yani çok küçücük bir nüfusa sahip olmasına rağmen yani birçok spor dalında belki şu anda sosyal medya üzerinden takip ettiğimiz için yani galiba en son sanayi spor bayan futbol takımımız. Yine onlar bir şey evet, oldu. Evet, şampiyon oldular. Eynesli Spor 3. lige çıktı. Yani biz kendi değerlerimizi ön plana çıkarmak kelimesi anlamında değildi ya. En azından bir takdir etmemiz lazım. Bir öyle tebrik bir şey etmemiz abi, lazım. Öyle bir şey. Ya bunları zaten bilerek yaşıyoruz biliyorsun. Bizi kimse takdir etmeyecek. Yani biz derken kendimi seni beni kastetmiyorum. Yani bir şeyleri başarmışlar takdir görmeyecek. Başardıkça düşman kazanıyoruz. Kazanmak da esasla yani. Bu yanlış şey değil mi yani? Yanlış tabii canım. Bunu düzeltmeye 3-5 nesil lazım yani. Nasıl olacak ben fikrim yok bu konuda. Ya şu çok çok önemli. Bakın ben yine Alperen üzerinden gitmek istiyorum. Yani rol model üzerinden gitmek istiyorum. Yani Alperen o kadar genç yaşına rağmen yani basketbolun nirvanası nedir? NBA'dir. Yani tabii NBA'den daha bir yere gitme şansın yok. Ve bunu 19 yaşında başarmış bir arkadaşımızdan bahsediyoruz. Gitmiş olduğu takımda 22 dakikalık bir ortalamayla oynayan ilk senesinde en yakın ilçemiz Bulancak. 10 dakikalık yok. 10 dakikalık yol. Hayatta Bulancak'a gitmemiş adamlar NBA'ye gitmiş çocuğu beğenmiyor. Ya böyle bir şey olamaz. Yani bu. Biz buyuruz. Biz buyuruz. Ne yapayım ben? Yani şunu anlatmak istiyorum. Bu şehir gerçekten sporla, sanatla, müzikle konuyu dağıtmak için söylemiyorum. Başlığımız spor. Daha doldu altı zaten. Fiskobülük bayan takımı Doğu Karadeniz sahilinde. Yani Doğu Karadeniz'de. O da vardı. Bak, evet, bak. Biz birinci bakın yani şu andaki anlamıyla çayın bitti bu arada arkadaşlar. Karşılığı şu. Süper Lig'e yükselmiş bir takımı. Çok iyi hatırlıyorum. Takımın ismini hatırlamıyorum. Avrupa kupalarına katılmaya hak kazanmış ve İsrail'li takımıyla eşleşmiş bir takımımız. Burada Fiskobülük bayan takımı birinci ligde Avrupa kupalarına katılacak bir takımımız. Maalesef yediler, o sene çok basit yani hiç girmek istemediğim konu şu an için politik bazı ayak oyunları yüzünden haftaya gireceğiz bu konuya Barış. Fes edildi. Yani takım fes edildi ve bahane gösterilen sebep o kadar basitti erkek ki. Erkek basket takımı da aynı şekilde değil mi? Evet. Doğu Karadeniz sahilinde Samsun DSİ Spor 2. ligdeydi. Doğu Karadeniz sahilinde 1. ligde oynayan Yeşil Giresun Belediye Spor'dur ya. Basketbol. Evet. Bunlar çok büyük bir değerler. Hani işte şehir ismi vermemize gerek. Hepsi ne demek istediğimizi anlıyor bizi izleyen arkadaşlarımız. Şöyle, Trabzon'da olsa bunlar heykel dikilir. Bitti. Değil mi? Bu mu? Diyeceğim bu muydu? Gibi. Hadi iyi akşamlar. Ya. Evet. Gerçekten değerli insanlar var. Gerçekten çok çok yetenekli çocuklarımız var. Ve
dediğim gibi yani bu işin matematiksel... Teşekkür ederim beni kastettiğin için, sağ ol. Sen yoksun bunların içerisinde ama yani biz birbirimizi eleştirmekten, birbirimizi çekiştirmekten pardon, yani fırsat bulamıyoruz. Tüm bunlara rağmen 19 yaşında NBA'de çaylak sezonunda ilk 3'e girmiş bir arkadaşımızdan, ilk bayan basketbol takımının Doğu Karadeniz sahilinde, Doğu Karadeniz sahilindeki bulunan iller içerisinde ilk erkek basketbol takımından, yani böyle bir geçmişe sahibiz. Giresun Spor'dan sen bahsetmen lazım. Bak kupalarımız duruyor burada. Kameralara, evet, Hilal Spor'dan. Yani bu geçmiş. Ha bir de pardon, bir şey sormak istiyorum Gülsel'cim. Çalıştım ya da. Bakayım notlarına. Evet, onu çalışmışsın. Bu 1967... Notlar kendi yazdığım yazılardan notlarım. Yani başkası gibi intihal değil. 1967-1925. Nedir abi bunun? Bu sosyal medyada bayağı bir tartışıldı. Hemen. Bu şehirde her şey bir dert olduğu için bu da dert. Şimdi ben dünyada başka bir şehir ummuyorum ki gerçek tarihini reddetsin. Ya geçen de belki ben başlattım, emin değilim, böyle bir iddiam da yok. Ya niye Giresun Spor'un kuruluşu 9 Nisan'da kutlanıyor dedim. Çünkü Giresun Spor'un kuruluş tarihi değil, ikinci futbol, profesyonel ligi alınış tarihi. Evet, o görseller ki, yayınlandı. Evet, ben yardımcı olmak istedim. Belediyenin o şu andaki de duran o balkonundan işte milletvekilleri, bakanlar orada ilan ediyorlar. O bizim birinci lige kabul edilişimiz. Evet. Halbuki Giresun Spor 1925 yılında 31 Ocak sanıyorum, düzeltirler bilenler neyse, böyle bir tarihte kurulmuş bir kulüp. Şimdi bazıları bunu ilk defa duyacak. İyi dinlesinler. Bir de yani sosyal medyaya klavyenin başına geçen kendini alim sanıyor. Ben buna deliriyorum tabii. Ulan bir şey bilmiyorsun, iddia etme. Bir de bizi küçümsüyor. Okuyun, öğren. Sen oku ulan. Allah'ım neyse. Gireyim konuya abi. Evet. Şimdi Giresun Spor Sarı Lacivert olarak kurulmuş. Sarı Lacivert. Evet. Çünkü Giresun Spor, Giresun'un Fenerbahçesi. Tamam mı? Bu. Niye Fenerbahçesi? Çünkü daha evvel, yine 1925'te ama Haziran ayında sanıyorum, Hilal Spor kurulmuş. Hilal Spor sarı kırmızı. O devrin Giresun'un Galatasaray'ı. Yani Giresun Spor bu ekibe bir tepki olarak doğuyor. Yani bu nasıl olmaz ben anlamıyorum. Yani Giresun Spor'un Fenerbahçe'yle dost olan, ben Beşiktaşlıyım bunu iddia ediyorum. Giresun Spor'un Fenerbahçe'yle dost olmasa bunun yaygarasının koparılması lazım. Ama biz böyle şeyleri örtbas etmeye çalışıyoruz. Hayır arkadaş, yani biz Sarı Lacivert kurulduk, 1925'te kurulduk. Ha, o zaman amatörmüş de bu kurulan profesyonelmiş de size ne ya, Allah Allah. Yani Avrupa'nın, dünyanın hiçbir yerinde bu örtbas edilmez, göklere çıkartılır, insan kökleriyle övünür. Biz olmuş, yaşanmışları yok saymaya çalışıyoruz. Durum bu. Yani o zaman 1925. 1925, 31 Ocak, öyle anımsıyorum. Yani bizim kutlamamız gereken tarih bu. Yani daha güzel bilinen, daha ileri gören bir şehir, daha görkemli bir şehir. Nasıl yani bizi aldıkları kutlar? Ben hiçbir zaman bunu kabul etmeyi hiçbir zaman da kutlamadım zaten. Basit şeyler bunlar. Bir yudum alayım bak, yine sinirlendim ben Ahmet. Yok daha şeyin çıkmasın, tansiyonun çıkmasın kardeşim. Şimdi ne dedik? Giresun'da spor dedik. Söylüyorum bak hocam, şimdi ilk kulüp 1914 yılında kurulmuş, 1915 yılında kapanmış. Gayet normal, iyi yaşamış. Hemen onu da çekemeyenler olmuştur. Bu böyle kulüp mü olur, bu nasıl renk, biz daha içinde kurarız falan demiyor. Hemen bir yıl içinde kapanmış. Aynı biçimde 3 kulüp daha hemen birer sene içinde kurulup kapanmış. Bunlar kimler? Şu an aklımda yoklar, notlarımda var ama kopya çekmeye gerek yok. Dediğim gibi 1925'te Hilal Spor sarı kırmızı renklerle kurulmuş, Giresun'umuza bir şeyler getirmeye çalışmış. Futbol falan daha sonra geliyor. Hilal Spor bir sahil sporları kulübü, deniz sporları kulübü mahiyetinde daha çok boy göstermiş. Yani bence bunları sürdürmek lazım. Evet, ne düşünüyorsun Ahmetciğim? Buyur bakalım. Ya bak, onları sürdürmek lazım diyorsun. İşte bak, sahil spor dedin. Sahil sporları. Ha, sahil sporda var ayrıca. Şu an tabii şu anda da devam ediyor. Yani ben, geçmiş anlamında çok tabii ki 1914'lere falan gideceğim anlamında değil ama mesela ben aslında bu bütün bu yaşananların yani 1980 öncesi ve 1980 sonrası tüm dünyada ve tüm Türkiye'de gelişen sosyoekonomik bütün değişimlerin beraberinde gittiğine inanıyorum. Bak 1980'den önce bu ülke, bu şehir bir mahalle kavramıyla büyüdü. Öyle değil mi? Evet. Bir mahalle kavramıyla büyümüş şehir. Her mahallenin bir takımı vardı. Ve bu takımlar öyle şu andaki yani halı sahalarda oynanan veya mahalle arasındaki o muhabbetten bahsetmiyorum. Şu bir gerçektir. Herkes bizim yaşımızda veya onlara erişmiş olan insanlar şu anda yıkılmış olan, şu anda bulunduğumuz kahve duvarına yakın olan stadyumda Eksa denilen yerde Giresun Spor'un çoğu maçları oynanırken o kapalı tarafındaki o demirlerden Eksa'daki maçlar seyredilirdi. Evet, bakın oradan o kadar büyük bir rekabet vardı.
her mahallenin takımı veya tamam ben doğma büyüme bir Kumyalı çocuğuyum. Şafak Sporu'ndan, Söken Sporu'ndan, Yeni Yol Sporu'ndan, Sahil Sporları'ndan, Çınarlar Sporları'ndan. Yani şu anda aklıma gelen aklıma gelenler bunlar. Yani müthiş bir şey vardı. Ama evet bunun siyasi boyutları da var, sosyoekonomik boyutları da var. 1980'den sonra bunlar tamamıyla değişti. Ve yaşam biçimleri değiştikçe ve kesinlikle ve kesinlikle bu bahsettiğimiz o mahallelilik kavramı da değişti. Ve mahallelilik kavramı değişince insanlar kendi içlerine çekilip daha lokal bir hayat yaşamaya başladıkça bunlar bakın ben kendi mahallem adına konuşayım. Şafak Spor, Giresun amatör liginde 10 küsür sene önce lav edilmesine rağmen hala en fazla şampiyonluk almış bir takımdır ya. Sana rağmen bravo. Evet yani böyle kavramları vardı. Bu takımlardan, bu mahallelerin takımlarından Giresun Spor'un futbolcu... Futbola başlamamışım. Şimdi hayır, bak Giresun Spor'un en büyük kazancı. Ben futbolcu değilim. Bak, bunlar çok büyük değerler. Belki ben kendi adıma yine söylüyorum. Bir mahallelilik kavramını kendi arkadaşlarımız içerisinde, yani tırnak içerisinde yalıda devam ettirmeye çalışıyoruz. Gördüğüm kadarıyla... Yalıda bak, çok güzel sporlarımız anlamı biliyor. O mahallelilik kültür anlamından bahsediyorum. Çünkü çok önemli. İşte bu tarafta diğerin doğu tarafında Hacı Hüseyin Mahallesi'ndeki oralarda da devam etmeye çalışıyor. Ama yani üzgünüm 10 sene içerisinde ne bu kültürden bahsedilebilecek bir şey kalacak ne de yani bunları anlatabilecek insanlar kalacak. Şimdi ben izninle geçen şeye döneceğim Ramazan programına. Evet. İki tane telefon aldık o konuda. Birincisi canımın içi Nermin Özkaya teyzem aradı. Evet. Oğlum dedi unuttunuz dedi. Eskiden oruç tutan çocukları babaları ya da işte dayıları omuzda gezdirirmiş evin içinde ya da bahçede. Böyle bir şey ben anımsıyorum. Bu bir. Tamam. Ötekisi çok önemli bir konuda benim dilim hafızam sürçtü diyeyim hadi. Gümüş günü dedim. Hayır kabul günü. Gümüş günü ayrı bir şey. Gümüş günü Konkentin'e oynanıyor. Onu da anlatayım ya. Bu çok en güzel konu bence Giresun'da. Şimdi annemin o ekibi, Konken ekibi şu anda birçoğu hayattalar. 80'i geçtiler. Çok az vefat var. Yani bu zeka çok etkili oldu Konken şeyinde. Ve de bir tane bir canım var. Adını söylemeyeceğim. Onun dışında hiçbir Alzheimer olmadı hala. Hepsi cin gibi akıllı. Hepsi çok güzel Atatürkçüler. Yani onu ben o Konken'e borçlular diye iddia edeceğim. Bizim gibi televizyoncu programında biraz önceki stadyumdan şeye geçtik abi. Düşünebiliyor musun? Konken'e geçtik ya. Evet döndüm şimdi ortalama. Arkadaşlar buradan kopya çekeceğim. Çünkü bunda zaten ben kendim yazmışım. Başkaları gibi intihar yapmıyorum. Şimdi Giresun'a bunu Hüseyin Gazi Menteşoğlu kardeşimden öğrendim. Giresun'a ilk top 1905 yılında gelmiş. İlk futbol topu 1905. Bu niye gelmiş, nereden gelmiş bilmiyorum. Hüseyin de bildiğini sanmıyorum. Ve de İtalyan konsolosunun oğluna gelmiş bu. Şimdi ben bu soruyu Hüseyin'cime sordum daha dönmedi. Bana herhalde çok zor. Ya bir şey söyleyebilir miyim? Şu anda mesela ben bizi seyrediyor olsam hangi kelimeye takılırdım biliyor musun? İtalyan konsolosunun oğluna ya. Konu. Oğlum, ya hayır. Kaçtan geldi bana ya? Ulan dili sürçtü herhalde falan der. İtalyan konsolosu ne işi var? Onu da bir ayrı bir program yapalım mı? Giresun'daki konsolosluklar, Alman şirketleri. Şimdi abi bak konuyu da ben şöyle biliyorum. Fransa, Avusturya, Rusya konsolosları var Giresun'da. Rusya dedim. Evet. Şimdi bu İtalya'yı yeni duydum şeyinden. Onu herhalde açıklayacaktır. O da mı var? Var. Şimdi şunu hep hayal etmişimdir ben. Bu insanlar bir pazar günü, işte kilise dönüşü mutlaka kıymalı yaptırmışlardır. Hacı Hüseyin Fırınında. Konuyu şu anda... Kaptan Yorgi de orada mıdır? Bunlar acaba ne konuştular? Dağıttığımızı zannediyor şu anda. Barış Hocam bize böyle alttan bakıyor ama... Gerçek konu abicim, bu oğlum. Ben uzun yıllar demeyeyim, 15 sene emlak servisinde çalıştım. Giresun Belediyesi'nin İtalyan emlak vergisi ödeyen mükellefi var. Bu şehir... Ne sandın şimdi Barış bağlayacağım. Sen oğlum biz boş konuşmuyoruz burada yani. Bu şehir işte o kültürle, o enerjiyle... İşte o yüzden biz ikinci İstanbul'uz. 100 binlik, 50 bin nüfusluk bir şehir 1967'de kurulmuş demeyeceğim korkma. Birinci lige terfi ettiriliyor. İlk bayan birinci ligdeki basketbol, süper ligdeki basketbol ulan takımı. İlk tenis kortu işte, giriyorsun ya, da daha ne olacak? Ya, al şimdi ağzımı bozacağım yine. Neyse ağzımı bozma. Yani diyorum ki bunlar böyle bir anda böyle kesintisiz bir anda ortaya çıkan şeyler değil. Hepsinin ya, bu şehrin. Geliyor bu işte bir zincir geliyor Allah'ım ya. Tabii ki. Yani sadece şu var. Yani Giresun Spor mesela üzerinden gidersek değeri bilinmiyor. Gerekli ilgi ve alaka gösterilmiyor. Yani ya bak şu şehir biraz önce ilk başladığımız muhabbetteki gibi 44 sene sonra bu şehir Süper Lig'e yükselmiş şu andaki adıyla beraber. Ama evet yok. Gereken ilgi, gereken
millet birbirine girer, sakın düşsün diye uğraşılmaz mı? Ben böyle ya, bir şey anlayamıyorum arkadaş. Bu çok kötü bir şey. Yani bizim altımızdaki dört takım Allah'tan düştü de biz düşmüyoruz. Yoksa bir düşecektir yani. Ya ben bilime inanan bir insanım. Matematiksel olarak hala şansımız var. Yani onu düşünmek bile istemiyorum ama şu çok kötü. O maçları seyredip Giresunspor yenilse de düşse diye bekleyen, var, hayır Giresunlu var, Giresunlu var. Tabii. Ya şimdi Hakan Karahmet'le benim bir merhabam belki var, belki yok ama adam başarılı oldu. Yani adam suçu da bu zaten. Sen nasıl başarılı olursun ya? Giresun'da başarılı olmayacaksın Güzelciğim. Bak biz ikinci programı da yapıyoruz. Herhalde daha beşinci hayır, benim tahminim beşinci programdan sonra büyük ihtimal Barış... Bir 52 yaparız. Büyük ihtimal Barış'a kim ulaşırsa artık... Bir daha bunları çıkarma. Bunları çıkartma. Nedir bunlar, saçmalıyorlar. Giresun Spor'dan Konken'e geçtiler falan gibi. Ben büyük ihtimal olur. Her zaman her yerde yaptığım bir yazdığım gibi ben doğruları söyleyeceğim. Kim ne derse desin, ne alırsa alsın. Orası beni ilgilendirmiyor. Demin şöyle bir laf ettim, oraya dönüyorum. Giresun için ikinci İstanbul dedim. Israrlıyım bunda. Neyse lafı şuraya getireceğim. Şimdi Hilalspor'un ikinci Galatasaray olduğunu, pardon, Giresun'daki cimbomlular tarafından kurulduğunu iddia ettim. Giresunspor'un da işte Fenerbahçe demek olduğunu iddia ettim. Hemen aldım tepki, unutamıyorum. Nereden biliyorsun? O zaman Giresun'da niye cimbomlu olsun? Ya arkadaşlar, İstanbul'da ne varsa önce Giresun'da var. Yani bu nasıl bir trafik bilmiyorum onu. Sırf ki şeye bağlamış eskiden gemilere falan da. Ya İstanbul'daki her şey önce Giresun'a geliyor. Modasından, sinemasına, konseri, tiyatrosu falan. Yani İzmir falan, affedersin, bok yemiş diyeceğim. Ya Giresun, önce Giresun'a geliyor her şey. O yüzden tabii ki takım tutma da buraya gelmiştir. Yani düşün ki bir camia var. Galatasaraylı, şehrin diğer bölümü, Fenerbahçeliler, Sarı Lacivert takım kuruyor Giresun'da. Ya Akın Spor. O ileriki aşama tamam. Şimdi, sokak maçı. O işte şimdi 1967'ye gelebiliriz tamam mı? İşte Akınspor, Beşiktaş, bir de sanırım Yeşiltepe. Beşiktaş'a açıklama yap yalnız. Beşiktaş'a şöyle de, Beşiktaş diye kulüp ol. Giresun'da Beşiktaş Spor Kulübü diye bir spor kulübünün olduğunu bilmiyor çoğu insanlar. Ya, onu renk olarak siyah beyaz. Onu da anlatacağım dur baba. Evet. Dur. Ben de yine lafı şaşırttın bana. Şimdi bu iş bak yine Hilalspor camiası yani Giresun Galatasaraylılar yine ortada yok. O 1967 yılındaki Giresun Spor kurulurken bu kadar veri olduktan sonra Giresun'da 1925 yılında cimbomlu olur mu lafına ben artık gülerim arkadaş yani neyse. Bir yudum da alayım bari hadi. Evet, var mı notlarından başka söylemek istediğin? Şimdi şeye geçeceğim babacığım. Evet. Yine 1925'teyim. Hem Hilalspor'un hem o zamanki Giresunspor'un abi kurucu soyadlarını söylüyorum. Bunu bakacağım çünkü gözüm görmüyor. Abi bu soyadları lütfen herkes iyi duysun. Ekmekçi yok korkma kendim anlatmayacağım yani. Abi Bayazıtoğlu, Dizdaroğlu, İdil, Çimşitoğlu, Larçın, Yazıcıoğlu, Tozlu, Yusuf Ağoğlu, Aykut Alpler, Gümüşoğulları, Tacaloğulları. İşte Giresun bu. Tamam Giresun bu. Bir aile evet, daha var. Giresun, evet. Giresun bu tamam mı? Yani çok da çok laf etmeye gerek yok. Yine döneceğim biraz. Bunlar 1925'te kurucular. Tabii. Aynı aile. Şimdi yine hep beraberiz. Neyse. Hilalspor'umuz 1941 yılında kapanmış. Son kongresi falan yapmış. O konulara vakıf değilim. İşte peşinden dediğim gibi Giresunspor'umuz kurulmuş. Yine notlarımdan bir şeyler daha anımsamaya çalışayım arkadaşlar. Çünkü bayağı not var da. İlk şeyi söyleyeceğim arkadaşlar. Yeşiltepe dedim. Akınspor dedim. Beşiktaş dedim. İlk başkanlarımız Yaşar Turan amcamız, Naim Şenyurt amcamız, Ahmet Kayatreli amcamız. Bunlar hepsi rahmetli. Hepsi ellerinde büyüdüğümüz insanlar. Ve de yine Galatasaraylı hiç kimse yok burada. Giresunspor'un 1967'deki ilk kurucu başkanı Hasan Gürel. Yönetim kurulu 10 kişi. Hepsi rahmetli, hepsi nurlar duyuyor. Aralarında babacığım da var. Ama herhalde basın sözcüsü olsa gerek. Çünkü hep öyle boş işlerle uğraşıyor. Az buçuk anımsıyorum. Top sende Ahmet. Hadi. O zaman şimdi Çabak Spor'la da ilgili ufak tefek bir şeyler söylemezsem ben artık çıkamam. Büyük ihtimal çok eleştiri alırız. Ben de burada şimdi bahsettiğin o takımlardan. O zaman şehrin batı tarafı. Evet. Öte yüzlü. 1954'te kurulmuş. Bak bir silsile olarak yine devam ediyor. İlk kurucularından, mahallenin büyük ailelerinden birisi. Giresun'da şu anda ailelerinden birisi. Bozbağ ailesi. Şükrü Bozbağ. Şükrü amcamız ilk yönetim kurulunda var. Tabii ki var. Doğal olarak da Şafak Spor'un zaten kurucular arasında. Zaten o silsile devam etti. İki dönem önceki başkanı zaten oğlu Mustafa Bozbağ. Yani işte benim tam burada anlatmak istediğim yani ayrıntılarıyla veya kelimelerle ifade edebileceğim şey bu. 1905'te ilk topun geldiğinden bahsediyorsun ve çok güzel söyledi ya. Niye geldiyse ya takım yok bir şey yok ortada. Yani böyle bir şehir.
böyle bir kültür ve çok kabiliyetli, çok yetenekli. Biz şu anda genel anlamda spor konuşuyoruz ama her alanda gerçekten müthiş insanlara sahip bir şey. Bu şehrin en büyük düşmanı, en büyük şeyi yine bu şehrin içindeki maalesef kendi insanları. Evet, evet. Maalesef kendi evet. insanları. Yani bunu her anlamda işte sen bambaşka şeyler yaşıyorsun. Ya ben zaten bir büyük bir alanın içerisinde, tiyatronun içerisindeyim. Bunu yaşıyoruz ya. Yani, şimdi canım Ahmet, bak şimdi. Hilal Spor'u biz yeniden kurduk, sen de biliyorsun. Evet. Sen de var mısın? Hayır, unuttum. Yönetim, yok. Beni almadın. Biraz her şeyde olma dedin sen. Şimdi Hilal Spor'u Bilgi Yurdumuzun bünyesinde biz yeni baştan kurduk. Şu anda yazışmalarla final aşamaları hallettik. Yavaş yavaş kurulma aşamaları bitmek üzere diyeyim, öyle söyleyeyim. Şimdi eski Hilal Spor 1927 yılında 1750 adet kitabı olan bir kütüphaneye sahipmiş. 157. Şimdi buna layık olmaya çalışacağım. En başta onu söylemem lazım da unutmuşum lafları. Laf karışmış. Senin yüzünden laf karışmış. Evet. Bu Hilal Spor'un bir temsil yani tiyatro kulübü varmış. Not al, olacaksın inşallah. Bayramdan sonra başlıyoruz. Deniz sporlarında etkili olduğunu söylemiştim. Neyse duygulanıyorum Ahmet. Devam et. Yani. Vallahi duygulanıyorum. Bana bak yani bunlar hani not gibi gözüküyor aslında ama. Ya ben o gözüm görmüyor. Ya. Şöyle bakmam lazım. Yalan oraya bakıyorum. Yani. Bu kadar hayatımda 34 senedir sahnedeyim. Bu kadar da duvarçlama var ya. Hiçbir şey program ne çektim ne gördüm ne dinledim. Barış'ım ya ne yapalım? Devam edelim mi kardeşim? Diyecek çok laf var da yani Barış'ın kanalı kapatılmasın diye. Ama yine ben içimde kalmasın abi. Şimdi arkadaşlar Hilal Spor'umuzu o tarihte Kur'an kişileri size anlatsam güleceksiniz. Biri mahallenin imamı, biri de tek elde çalışan memur. Tamam mı? Yani biri dingeleri, öteki de tek elde inceler, insanlar önce alkol gelir değil mi? Biri de büyük bir alkolik bir adam. Şimdi siz o devrin insanlarını 2 ay yaş diye küçümserseniz tamam mı? İşte bu memleket bu hale gelir. O 2 ay yaşın zamanında imamla bir alkolik futbol kulübü kurtar, pardon spor kulübü kurabilmişler. Şimdi evet. O günlere gidelim ki 100 sene sonra belki 100 sene ileri gitmiş oluruz. Oh tamam diyeceğimi de Barış sakın bunları kesmeyecek. O yüzden bunu diyeceğim de diyemedim sabah demin susuyorum burada ya Allah'ım yarabbim. Yani, notların içinde var mıydı? Doğal, hayır. Bu şey mi gelişti? Evet ya. Doğal olarak mı gelişti? Hayır ben doğal konuşsam daha bir üçüncüye çıkamayız. Neyse. Yok. 5'e kadar şeyimiz varmış, kotamız varmış. Ben... Haftaya edebiyatı konuşacağım. Yine o konuda çok laf var içimde. Yani giriyorsun diye edebiyatı konuşmadan olmaz. Neler. İyi gidin. Şimdi Ahmetciğim şöyle bir toparlar isek. Yeni Hilal Spor'u Bilgi Yurdu bünyesinde bir daha kurmanın mutluluğu var tabii içimde. Mecburen Hilal Spor'un da başkanı benim. Tabii ileride işi erbabına bırakacağım. Tamam ama şimdilik kumanda benim elimde. Öyle söyleyeyim. Kuruluş aşamasında öyle evet. Bir iki nüans anlatsam iyi olur. İlk Hilal Spor'un kuruluş tüzüğü. Ben ömrü hayatımda bu kadar beyefendi bir şey görmedim. Sanki falanca devletin filanca devlete verdiği iyi niyet mektubu gibi. Bu kadar kibar, bu kadar nezih, bu kadar lord usulü beyefendi maddeler, hitap şekilleri. Ve ben bunu günümüze çevirerek, işte biraz daha Türkçeleştirerek diyeyim hadi, dernekler müdürüne götürdüm. Hayır dediler, bu olmaz. Ulan oğlum niye olmaz? Bana bilgisayardan bir çıktı verdiler. Bütün yani Kanarya Sevenler Derneği'ni de tüzüyor. İşte Avcılar Kulübü'nde tüzüyor. Her şey. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde tüzüyor. Bir tek nokta nokta yerleri düzeltiyorsun. Bu akşam değişti o. Artık dernekler şeyinden çıktı. Bir parantez devam et. Bilmiyorum. Neyse inşallah öyledir. Yani benim daha ilk gün nefesim kursağımda kaldı. O bütün güzel laflar. Tabii saklıyorum. Dosyasında dolabımızda saklıyorum da. O bütün güzellikler kursağımda kaldı. Şimdiki Hilal Spor'da uyduruk bir şeyle tüzükle çıkmış oldu yola. Lafı Giresun Spor'a getireceğim finalde ama evet. Şöyle Hilal Spor'u bağlayayım. Biz bir kere ben söz veriyorum, and içiyorum. En büyük yemin neyse ediyorum. İlk takıma, ilk kulübe layık olmaya çalışacağız. Onlar gibi su, deniz sporlarına ağırlık vereceğiz. Giresun'da kabotaj bayramını yeni baştan canlandırmak için gerekirse ben canımı vereceğim. Söyleyeyim kimse buna engel olamayacak yani. Engel olmaya çalışanlar var. Limanın içinde mi yapacağız? Ya canımız nerede? Kalede bile yaparız. Ya kabotaj bayramını. Bir dakika. Kalede yağlı direk nasıl olur ya? Düşünsene. Topun oraya şeyi koyuyorsun abi. Yağlı direğe koyuyorsun abi. Ve ben kabotajın en çok giriyorsan yakıştığını düşünüyorum. İstanbul'da birkaç kere gördüm. Bana çok yapay geldi. Ya da bu konuda taraflı olabiliriz tabii de. Ben bunu yaşatmaya çalışacağımızı en azından söz veriyorum. Gelelim artık geliyorsunuz Spor Ahmet'ciğim. Buyur bakalım. Atalım golü. Yani ben programın başında da herhalde düşmeyiz. Yani evet ama şey yapmaya gerek yok. Bizim çok doğal konuştuğumuz için Barış Hocam biraz önce istatistiklerden bahsetti, bir bilgi verdi bize. Yani gerçekten Trabzonspor'dan, Galatasaray'dan,
Ya Beşiktaş'tan puan almış. Altında bulunan 4 takımın tamamıyla ikili Trabzonspor bizden haybeden puan aldı. Hiç hak etmedi bu. Yok, kesinlikle. O anlamda değil. Aynı biçimde Fenerbahçe hiç hak etmedi. O maçta bir resursun hakkıydı. Ben onu yani o anlamdaki aydınlık anlamında söylemiyorum. Yani sen o zaman şöyle bir şey düşünebiliyor musun? İstanbul'da Beşiktaş'ı Karfal Yuvası'nda 4 attın. Yani ne oldu nasıl oldu bilmiyorum. Ya, ben ya, tabii demek ben acık üzüldüm yalan söyleyeyim ama. Hayır bak şu önemli. Yani yine aynı yere geliyoruz. Çünkü maalesef böyle. Bu takım evet bu takım başarılı güzel kardeşim. Bak başarılı. İstatistiksel anlamda başarılı. Ama bu takımın üzerinden insanlar, bu şehir, bazıları neyse bilmiyorum. Yani bu takımın küme düşmesi için veya bu takımın başarısız olması için doğal olarak da bu takım küme düşerse, başarısız olursa yönetim de başarısız olmuş oluyor. Yani ya bunlara gerek yok. Evet sosyal medyada görüyoruz. Bu şehrin markası Giresunspor. Evet Giresunspor. Çünkü bütün insanlar yani geneli kapsayan bir kavram. Dünya görüşü farklı, politik görüşü farklı. Kim olursa olsun çoluğu ortak çocuğu hangi gelirse ortak bir vardı ya payda matematikte. Evet ortak payda Giresunspor. Bu insanlar şunu sevmek zorunda, bunu sevmek zorunda değil ama 1925'ten bahsettim. 1925'ten o zamana kadar kimler geldi, kimler geçti, neler yaşandı ama ne de kulüp olarak Giresunspor hala var. Şimdi canım Ahmet'im şöyle bir terbiyesizlik yapıldı bizlere. İsim söylemeye gerek yok. Çember sakallı bir adamcağız Giresunspor'a takım kaptanı oldu. Tamam mı? Evet. Bu bizlere işte o 1925'te falan hakaretti. Tamam mı? Bunu yuttu bütün şehir. Bunu ben unutmayacağım. Hiçbir zaman unutmayacağım. Ve bu benim Giresunspor aşkımı törpüleyemez ama ben takıma küstüm. Hayır takıma küsmedim. Takım yönetenlere küstüm. Bak ben şu anda o yeni stadyuma hiçbir zaman gitmeyeceğim. Ben yeni stadyuma gidersem bugüne kadar yazdığım her şeyi yalamış olacağım. Gitmeyeceğim. Onlar evet. Benim için yok hükmünde. Bizim bu stadyumda nasıl yıkarsınız ama bu stadyumda sanki? Hangi cüret? Bunu nasıl yıkarsınız ya? Biraz şimdi yumuşatayım ortamı. Abi şimdi işte bunları söylemezsem de ben burada... Yok. Sen o zaman... Giresunspor'un hiçbir maçını, bana bak Giresun, bundan sonra Giresunspor'un hiçbir maçını seyredemeyeceksin yani. Ya televizyon buraya... başta deliriyorsa abi şimdi. Hayır, stadyumda canlı olarak demek istiyorum gitmeyeceğim yani. Gitmeyeceğim abi. Bir de bunlar lütfen kayıtlara geçsin. Hiç kimse de benim korkum yok. Barış'ım inşallah sen de korkmaz, yayınlarsın. Ya ama bir de şu anlamda korkacak bir şey yok. Bunlar devletimizin mahkemelerine geçti. Giresun'umuz için maalesef bu hale düşürdüler bizi. Bahis mafyasının başkenti dendi Giresunspor'un için. Evet. Tamam bu benim lafım değil abicim. Bakarsın meclis kayıtlarına. Öteki bunu da söylemek zorundayım. O malum ismini söylemeye gerek yok. Cemaatin merkezi de dendi Giresunspor için. İnşallah öyle değildir. Bunu ben demiyorum. Abi. Kimse üzerime gelmesin. Bu şartlarda bu Giresunspor'un hali yaşıyor olması mucize. Bunu da Hakan Başkan bak benim babamın oğlu gibi bir merhaba bile yok dedim demin. Helal olsun kutluyorum ya. Ve adam için yemeye çalışıyoruz. Geçen yaşandı bir ama başka güzel. Büyüğümüz herhalde onun aleyhine attı, onu tam anlayamadık. İftar vaktinde ne dedi onu da tam anlayamadık, neyse. İşte bu bir takım yani bütün bu olumsuzluklara rağmen, maddi manevi olumsuzluklara rağmen Süper Lig'de 44 sene sonra ilk defa geldiği ligde tutunmaya çalışıyor. Ama maalesef herkes el birliğiyle tekrar geldiği yere döndürmek için... Şimdi bu takımın hiçbir geliri yok. Sanıyorum evet. Halk Bankası şeyini kestirmişler kredisini. Ya niye kardeşim? Ya niye? Bir suçu evet. Varsa mevcut başkanı içeri attı ne bileyim başka bir şey yaptı ama bizden ne istiyorsunuz? Yani biz Giresunspor'la mutlu oluyoruz. Evet. Her ne kadar ben kızsam da anlarsın beni kızım Yağmur. Nasıl duvarlar tekme attı mı gol atıldığında falan. Tutan insan kendini tutamıyor. Kızmak ayrı bir şey. Şimdi benim sesim en son şey maçında kısıldı zaten. Ben sana söyleyeyim. Beşiktaş maçında kısıldı. Buradaki Beşiktaş maçında evet. Niye oğlum? En son hayır şeyin kaçırdığı golde kısıldı abicim. Neyse ismini hatırlayamadım şu anda. O Balde'nin Karabük maçındaydı Barış'cığım. Evet. Ya ben hem yani, giriyorsun sokak başının çocuğuyum hem de Beşiktaş çarşının çocuğuyum. Kalbin yarısı orada yarısı burada. İşte giriyorsun Beşiktaş maçına zaten ben gitmiyorum. İzlemek de istemiyorum. Abi, dedim ki en son maç 5-5 beraber edebilirsin. Hatta hiç maç bitmesin filan. Yani bunlar başka duygular. Böyle bir çarşı muhabbeti yapınca tabii... O ayrı bir camia, bir dünya görüşü olan, bir ideolojik görüşü olan, bir bakış açısı olan bir yer. Yani çarşı her şeye karşı, direkt felsefi karşılığı olan bir yer. Şunu da o zaman söyleyeyim ben. Bu da aslında düşünmüştüm yolda gelirken. Tribünlerde yıllardır şu anda bizim arkadaşlarımız, tanımadığım işte kale arkasında olan, gerçekten 90 dakika boyunca bu takımı destekleyen evet. Ve her zaman ama evet, evet. İşte...
Konyalı grubu olsun, Yeni Mahalle grubu olsun, bilmiyorum adını hatırlayamayacaksam hangi kamuraya bakıyorum bilmiyorum. Çok büyük taraftar grubu var. Gerçekten var. Öyle o 10-11 yaşından itibaren başlayıp çok genç bir grup var. Yıllardır her zaman var ve bu arkadaşlarımızın da gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Evet, hiçbir menfaatleri yok. Ediyorum. Gerçekten hiçbir menfaatleri yok. Şurada, tamamıyla. Şurada bilirsin. Hele ben en çok, dur biraz işi espriye bağlayayım. Abicim Amigo denilen grup var ya. Bak şu anda benim koltuğumun şey olduğunu düşün. Sağ arka tarafta ya en önemli maçları, şampiyonluk maçlarını, küme düşmeme maçları. Hiçbir maçı seyredemiyor biliyor musun? Sırtı arkaya dönük orkestra şefi bir anlamda. Yani işte tribünü ayarlıyor, öbür tarafı ayarlıyor, burayı ayarlıyor. O çocukların da hakkının tabii, yemeyelim. Tabii. Yani gerçekten nefeslerine sağlık. Her maç şimdi, için hiç kimsenin babacığım, gitmediği maçlarda o insanlar hiçbir karşılık beklemeden destekliyorlar. Yarın öbür gün sağda solda şurada burada başıma kakarlar. İşte sen giriyorsun spor taraftarı değil misin? Öyle bir şey yok arkadaşlar. Genç Otanakları kuran 1983'te 12 kişiden biri de benim yani. Bunu da herkes bilsin. Herkes haddini de bilsin. Bu konulara üzerime kimse gelmesin yani. Doğal. Daha ne diyeyim yani. Bunlar bilinerek konuşuyorsun benimle yani. Evet. Barış Hocam bir yerde bağlayalım ya. Şu ikinci bölüm paralarını da almadan yine kalkacağız herhalde. Kaç? 500 bin dolar. Ben öyle 250 senin arkanda 250. Güzel hocam. İlk bakarız YouTube'dan ayarlarız. Efendim bize bu imkanı sağlıyor. Davet Duran teşekkür ederiz. Ben tiyatrocu olarak şunu söylemem lazım o zaman. Yani her ne kadar sürçülisan ettikse affolayalım. Bir dahaki programda giriyorsun da edebiyat derim ben. Oo çok derin konular. Herhalde ben çok fazla konuşamam. Ama beni susturamazsın söyleyeyim. Beni susturamazsın. Büyük ihtimal öyle olur ya Gülselciğim. Son kez şunları da göstereyim arkadaşlar. Bunlar gözlerim bozuk. Ben bunları zaten görmüyorum. Bunu yalan da elime tutuyorum. Bunları herkes bir ancak şöyle yaparsam şekil görüyorum. Olarak. Burada tuttuğum, söylediğim ve zaten görüp görmeyip de söylemeyip unuttum. Her şey benim kendi yazdığım şeylerdi. Sayın Harun Bayraktar abim sana söylüyorum. İntihal değil bunlar. Onu da lütfen not al kafana. Başka da konuşmayayım ya. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Herkese teşekkürler.